I want to start to say congratulations for my team. Önce takım tebriklerle başlamak istiyorum. Because today we play with out 6 for player from first 11. İlk 11'imizden 6 oyuncumuz eksikle bugün maça başladık. Also when I come here from first game I say I need 6-7 transfer. Buraya geldiğim ilk maçta da söylemiştim takımın 6-7 tane transfer ihtiyacı olduğunu. And if you check 6-7 transfer plus 6 player who don't play today, Wallace, Haddadi, Adem Buyuk, this Tete, this no I say and Dong, so it's half of the team. And we come here and Trabzon they have problem with one team who miss lot of players. Tabii şöyle söyleyebiliriz. Biz buraya 6 oyuncumuz da eksik geldik. Bunlar takımın önemli oyuncuları Wallace, Adem, Tette, Endong, Haddadi gibi oyuncularımız bizimle gelmedi. Bugün Trabzon'a karşı mücadelemizi verdik. Trabzon bize karşı zorlandı. Çok eksik bir takıma karşı. Every time I respect the referee. Tabii hakemlere de her zaman saygı duyuyorum. But I think some referee, sorry, who is in the VAR, they take money for nothing. Ama şunu söylemek istiyorum, VAR'daki hakemler aldıkları bence ücreti hak etmiyorlar. This is, I don't know how many times when they VAR, he don't say nothing to the referee. Why? We have two action. Kaçıncı kez başımıza geldiğini bilmiyorum. VAR hakemleri kaç maçtır hiç içerideki orta hakemi hiç uyarmıyorlar bize karşı. Bugün iki tane aksiyon vardı saha içerisinde. First action when it's the left back the they kick my left back Karim, they come blood, they put out to change the t-shirt because they have blood in the t-shirt. I saw now in Bein Sport this action, it's red card 1,000,000%. 1,000,000%, no 100%. 1,000,000%. Why just against Malatya? Why? It's too much. Bir pozisyonumuz vardı. Öncelikle söylemek istediğim bir pozisyon. Sol bekimiz Karim'e karşı yapılan, yüzüne karşı yapılan bir hamle vardı direkt. Tabii oyuncumuzun burnu kanadı. Hatta tişörtünü değiştirmek zorunda kaldı. Bein Sports'tan da izledik görüntüleri. Yani %100 bile demeyeceğim. %1,000,000 kırmızı karttı. Ama verilmedi. Neden hakemler Malatya'ya karşı böyle? Bunu sormak istiyorum. Trabzon, he don't need this help. Trabzonspor'un böyle bir yardıma ihtiyacı yok. It's good team. İyi takım. They have lot of money. Çok paraları da var. But I am here to change Malatya. Ama ben buradayım Malatya'yı değiştirmek And için. And from next week I change Malatya. Gelecek haftadan itibaren Malatya'yı değiştireceğim. But please. Ama lütfen. TFF. Referee, please respect my work because I work in another country and I work with my heart to stay with one team in first division. Futbol federasyonumuzdan da hakemlerden de benim çalışmama yaptığım işe saygı göstermelerini istiyorum. Ülkemin dışarısında başka bir yerde çalışıyorum ve yaptığım işe bütün kalbimi veriyorum, bütün ruhumu veriyorum. Onların da buna saygı göstermesini istiyorum. You are here. You are not with your family now because you work. Sizler de buradasınız şimdi bizimle. Ailenizle beraber değilsiniz çünkü çalışıyorsunuz şu anda. Me also I am here because I want to work. Ben de buradayım. Ailemden çok uzakta. Ben de çalışıyorum. Çalışmak istiyorum çünkü. By the respect my work. Ama benim çalışmama saygı duyun. Last minutes. I have penalty 1,000,000%. Penalty to Usman. He don't play the ball. He kick him inside the area. He don't give penalty. And also Bein Sport, he don't show this action. Bir şey daha söylemek istiyorum. Son dakikada oyuncum Osman'a karşı yapılan bir hareket vardı. Trabzonspor oyuncusunun topla hiçbir alakası yoktu. Oyuncumuza vurdu. Kesinlikle penaltı vardı. Hakem vermediği gibi Bein Sports da bu son aksiyonu göstermedi. Osman'la ilgili olan aksiyonu. What you want more? I lose 1-0.
just with young players, with six players who is not in first 11. I organize very good. Trabzon, he don't have very big chance today. And Malatya, he must to play 11 against 10. Also, we have penalty last minutes. Guys, people, stop. Please stop. Please stop. Everybody work in this country. Daha ne yapabilirim ki? Daha ne istiyorsunuz ki? Takımımdan 6 as oyuncum eksik. Genç oyuncularla buraya geldik. 1-0 Trabzon'a karşı kaybettik. Onlara 1-0'ın dışında başka pozisyon da vermedik. Ama buradaki insanlara, yani insanlara seslenmek istiyorum. Lütfen bu yapılan haksızlığı artık durdurun, buna bir dur deyin. If this happened 4 years ago, I am not angry. Bu 4 yıl önce olmuş olsaydı bu kadar kızgın olmazdım. Because it's not VAR. Çünkü o zaman VAR yoktu. But now it's VAR. Ama şimdi VAR sistemi var. And I want to ask, who is the referee today for the VAR? You know? Ve bugünkü VAR hakemini de sormak istiyorum sizlere, öğrenmek istiyorum. You know who is the referee? Biliyor musunuz kimdi? You must know because you are from media. Who is the referee? Siz medyadansınız, hakemi bilmelisiniz. What happened with him 2 months ago? Onunla 2 ay önce ne olmuştu? I don't know. After one game, he stay 1 month and he don't go any game. Why? Which game? It's 2 months before. 2 ay önce hangi maçtı? Bir maçtan sonra bir ay boyunca maç alamamıştı. Hangi maçtan sonra? Check. Check. Durduruldu buna. It's good subject for you. Bu iyi Check. Bir konu sizler için. Check, okay? It's enough. Please. Bu bizim It's için enough çok fazla. Bu bizim için It's yeterli. I have with Kayseri penalty. All Turkey they speak. Big penalty to Munir. He don't give us. Kayseri'de bize yapılan bir penaltı vardı. Bunu vermediler. Bütün Türkiye bunu konuştu. Münir'e yapılan hareket penaltıydı. And for what I am happy? Because Hüseyin Kocak after he don't go 3-4 games. Federation he don't put him for what? I'm not happy this. What they pay? I lose 2 points with Kayseri. I have penalty when it's 2-1. Kayseri maçının hakeminde 3-4 maç durduracaklarsa, maç vermeyeceklerse bundan da mutlu olacak değilim. Çünkü ben 2 puan kaybettim. Bana kalan bu oldu. Today, penalty and red card. What you want more? What I do more like a coach? Bugün, I am Malatya, last position, with young players. Give me what it's for me. I don't want nothing more. Bugün bir kırmızı kart, bir de penaltı vardı. Bir hoca olarak daha ne yapabilirim ki? Bize hak ettiklerimizi verin. Başka ne diyebilirim ki? Okay. Soru soran var mı? Teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you. Okay?